Bu saldırının en büyük amacı öğrencilerimizi, halkımızın çocuklarını, gençlerimizi ilimden, irfandan cahil bırakmak, yoksul bırakmak ve kendilerine eleman devşirmek. Buna biz izin vermeyeceğiz. Okul aile birliği olarak bunun karşısında duracağız inşallah. Fakat bununla birlikte bizimle sadece bitmiyor. Okulumuz şu anda Diyarbakır'ın en ucra köşesinde bir okul. Aynı zamanda sadece kızların okuduğu Kız İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bundan dolayı gidiş gelişler bir problem oluyor. Şehir içinden yaklaşık ana yola gidinceye kadar 1,5 kilometrelik bir mesafesi var ve bu mesafe tamamen güvenlikten yoksun. Bununla birlikte belki görüyorsunuzdur. Tamamen Benüsen mahallesine yakın güvenlik olarak çok büyük bir açığı var. Rahatlıkla buradan sadece Molotov değil başka saldırılarını da yapabilme ihtimalleri çok çok yüksek. Bundan dolayı devlet büyüklerine sesleniyoruz, görevlilere sesleniyoruz. Hasreten Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Şu anda şehitlikte çok güzel ve güvenli olarak bilinen ve görülen ve aynı zamanda şu anda atıl olan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan daha önce eğitim fakültesi olarak kullanılan binalar var ve orası boş. Acilen ama acilen bu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oraya taşınması elzemdir, gerekiyor. Bu öğrencilerin, aman diyoruz, bu öğrencilerin başına gelecek herhangi bir olay, herhangi bir bela veya musibetin sorumluluğu vebali ağır olur. Hiç kimse bunun sorumluluğundan, bunun vebalinden, ağırlığından kendini sıyıramaz, kendini kurtaramaz. Tekrardan inşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Öyle bir dileğimiz var. Halkımızın da buna derhal tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü burası okulumuz, camiler nasıl kutsalsa okullarımız da, özellikle İmam Hatip Lisesi okullarımız da aynı o derece kutsaldır. Bu kutsaliyete sahip çıkmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle öyle bir inancımız tamdır. Halkımız da buna sahip çıkacaktır.